buğdayımızı kaynatıyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra güzelce ayıkladıktan sonra bakın, çekmek için değirmenimize getiriyoruz ve burada ben böyle çekiyorum. Ondan sonra pilav yapıyoruz. Tereyağlı bulgur pilavı. Harikasın. Çok güzel bir ortam. Hanımlar bir taraftan türkü söylüyorlar, bir taraftan bebeklerine bakıyorlar. Şimdi bulgurumuz hazır. Evet. İsterseniz suyumuz da kaynadı. Pilavımızı yapalım. Hemen pilavımızı yapalım mı? Acıktık. Tereyağlı bulgur pilavı. Üstünde kavurmamız da var. Evet. Üzerine kavurma koyacağız. Kavurma koyacağız, et. Ne diyorsunuz? Hemen ocağın başına gelelim hadi. Taş değirmende çektiğimiz bulgurumuzu aldık, geldik. Hanımlar ben gelmeden evvel suyu kaynatmışlar. Evet. Havayı da kararttık ve soğuttuk. Ankara'da akşamlar hava çok soğuyor. Evet, biraz öyle oluyor. Ankara'nın havası karasal iklim. Evet. Havası çok sert oluyor. Evet. Kış, evet. Geceleri özellikle. Aynen. Evet, hadi başlayalım. Bulgur pilavımızı yapmaya. Ocağımızı yaktıktan sonra önce ocağımıza tereyağımızı koyduk. Malzemelerimiz neler? Tereyağımız, bulgurumuz, önceden kavurduğumuz etimiz. Önceden kavurduğumuz üzerine etimiz, tuzumuz, kaynamış suyumuz. Bu kadar basit. Evet, de yufkası. Bakın sunumu içinde tepsinin altına yufka koymuşlar. O da köy kendi yaptıkları yufka, köy tepsiyle. Hadi başlayalım hanımlar, acıktım. Hava da karardı ve soğudu. Üşümeden bu güzel yemeğimizi yiyelim. Ankaralılar çok severler bulgur pilavını, değil mi? Evet, kesinlikle vazgeçilmezimiz. Ben de çok severim bir Ankaralı olarak. Köy tereyağımız, kendimiz yapıyoruz biz. Harikasınız ama, harikasınız. Yayıkta yapıyoruz. Çok şanslısınız, çok şanslısınız. Evet. Bakın bu arada kamera arkasından sazımız geldi. Aynen. Ankara. Bir sevmenimiz geldi. Ankara'da sazsız olmaz. Olmaz değil mi? Kesinlikle. Ankara'nın en büyük müzik aletleri sazdır. Sazsız o kesinlikle düğün olmaz Ankara'da. Kesinlikle olmaz. Ankara'nın düğünleri de meşhurdur. Tabii ki düğünleri, düğün salonları, kına geceleri, sokak düğünleri, kır bahçeleri her zaman ünlüdür yani. Olmazsa olmazlarından bir tanesi. O zaman bir tarafta siz çalın. Çalalım. Bir sizi taraftan dinleyelim. Bir taraftan ablalarım, güzel yemeğimizi yapalım. Aynen abi. Siz gönlümüzü doyurun. Ablalarımız da midemizi doyursun. Tamam. Hadi bismillah. Tereyağımızı erittik. Evet, tereyağımız eridi. Hı hı. Bulgurumuzu ilave ediyorum. Hemen. Edelim, hemen bulgurumuzu ilave ettik. Evet. Tereyağının üzerine, köpük köpük tereyağının üzerine. Sonra şöyle güzelce kavuruyorum. Tamam. Evet, tuzumuzu atıyoruz. Bir kaşık yarım. Üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Tamam, kapatıyoruz. Bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz. Demlenmeye bırakıyoruz. Sonra ne kadar pişecek ablacığım? 15-20 dakika. 15-20 dakika, evet, hazır. Evet. Pilavımız demlendi, suyunu çekti. Şimdi servis yapacağım. Tamam. Hemen servisi yapalım. Bulgur pilavımızı tatmak için sofraya oturduk ama soframız bulgur pilavıyla bitmiyor. Bulgur pilavının yanında kavurma, saç kavurma, yaprak sarması, salatalar, tatlımız, daha neler neler. Ben bize bu ortamı hazırlayan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürümüze çok teşekkür ediyorum.